İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kesarya'da baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya saçıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin yüksek teknoloji sanayi alanı çifthaneli büyüme kaydetti. Avrupa Arsak Yardım Programı'na 470 bin dolardan fazla yardım sağladı. Papa Francis, Güney Kafkasya'daki durumu yakından izliyor. Suriye'de Türk Hava Kuvvetleri 6 Kürt köyünü bombaladı. Batı Ermenistan'ın Samosat'ta 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu. Bugün Sosemayrigi anma günü. Hamik Sayatyan'ın Ermenistan'ın askeri coğrafyası adlı kitabı. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri'de 2003 yılında yapılan baraj nedeniyle bir mahallenin yeri taşındı. Barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski mahalledeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken bunlar belediye görevlileri tarafından toplanıp yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü. Armen Presi'ne aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hago Barşakyan, 2020 göstergelerini özetlediği konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2020 yılında salgına ve savaşa rağmen yüksek teknoloji şirketlerinin cirosunun %20.6 arttığını ifade etti. Bakan ilk olarak geçen yıl Ermenicesi tagavarak olan koronavirüs ve savaş durumunun programların uygulanmasını engellediğini hatırlattı. Arşakyan, ancak 2020'de Ermenistan'daki yüksek teknoloji sektörü çifthaneli rakamlarla büyüdü. Şirketlerin cirosu %20.6 artarak yaklaşık 198 milyar dirhama ulaştı, dedi. Sektörün eleman sayısı ise %22 artarak 18.747'ye ulaştı. İDEA Vakfı'nın Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada Aurora adlı insani yardım girişimi Artsakh'taki insani yardım programını geliştirmeye devam ediyor. Aurora ekibine eski Artsakh Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Ahabalyan, Aurora'nın Artsakh programının başkanı olarak katıldı. Aurora aynı zamanda yerinde desteğe ihtiyaç duyan kuruluşlardan başvurular almaya devam ediyor. Aurora savaştan sonra Ararat Challenge girişimi aracılığıyla Artsakh halkına acil yardım sağladı ve programlara şimdiye kadar 470 bin dolar tahsis etti. Artsakh program yöneticisi olarak Narine Ahabalyan, Aurora'nın desteğiyle Artsakh için uygulanan projeleri koordine edecek. Ayrıca tüm paydaşları birleştirecek ve Artsakh'ın yeniden inşası ile ilgili ana işlerin ve finansmanın merkezi bir sistemden koordine edilmesini sağlayacak olan insani yardım platformu geliştirecek. Katolik dünyasının kutsal lideri Papa Francis, Güney Kafkasya'daki gelişmeleri özellikle takip ediyor. Armen Press'in aktardığına göre Papa Francis bunu Kutsal Divan'daki diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmede ifade etti. Dünyanın farklı bölgelerindeki siyasi durum ve ortaya çıkan istikrarsızlık kaynakları hakkında konuşan Papa Francis, Güney Kafkasya bölgesine de atıfta bulunarak şunları söyledi. Bazıları geçen yıl patlak veren ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini baltalayan bir dizi çatışmanın devam ettiği Güney Kafkasya'daki duruma özellikle dikkat ediyorum. Katolik dünyasının lideri Suriye'deki çatışmanın 2021'de nihayet biteceğine olan umudunu dile getirdi. Suriye'deki Kürt Havar haber ajansı tarafından bildirildiğine göre Türk Hava Kuvvetleri Suriye'nin Manbij bölgesindeki 6 Kürt köyünü bombaladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin saldırısının yerel saatle 14.30 civarında gerçekleştiği belirtildi. Sabah saatlerinde Türk güçleri Manbij'in Elcat köyüne saldırdı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde bir çiftçi tarafından arazide salyangoz fosili bulundu. Yapılan incelemede fosilin 70 ile 100 milyon yıl arasında olduğu belirlendi. Vatandaş bulduğu fosili diğer köy sakinleriyle Samosat Adıyaman'a getirerek müze müdürlüğüne teslim etti. Burada uzmanlarca yapılan incelemede fosilin en az 70 milyon yıllık bir salyangoza ait olduğu belirlendi. Müze müdürü, uzman ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından fosilin sergileneceğini belirtti. Gerçek adı Sose Vartanyan olan Sose Mayrik, 1865 yılında Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis şehrinde doğmuş, 9 Şubat 1953'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde vefat etmiştir. Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin bir şahsiyetidir.
Akbür Serap'ın karısı ve silah arkadaşıdır. Kurtuluş Savaşları'na katıldı. 1898'de Babşen Savaşı'ndan sonra Serap ile birlikte Sason'a sığındı. 1899'da Geligüzan köyünde artık zehirlenmiş olan Serap'ın kardeşleri ve oğlu Hakop ile birlikte büyük bir cesaret göstererek düşmana direndi. Bu savaşta Akbür Serap'ın kardeşleri olan Mıhe ve Zahar şehit düştüler. Sözse Mayrik yaralı iken esir düştü, Bitlis'e götürüldü ve kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. 1904'teki Sason isyanından sonra Van'a, oradan da Kafkasya'ya geçti. Sose Mayrik'in diğer oğlu Samson, katliamlar sırasında Karin'de şehit düştü. Ermenistan'ın Sovyetleşmesinden sonra Sose Mayrik Konstantinopolis'e, oradan da İskenderiye'ye taşındı. Ermeni Kurtuluş Mücadelesi'nin temelinde bulunan bu cesur Ermeni kadını 9 Şubat 1953'te İskenderiye'de öldü ve son sözleri "Serap beni yanına çağırıyor sevgili Hayk, gidiyorum" oldu. 1999 yılında ölümünden 45 yıl sonra Sose Mayrik'in kalıntıları Ermenistan Cumhuriyeti'ne getirildi ve düzenlenen askeri bir törenle Yerebulur adlı panteona yeniden defnedildi. Ermenistan'ın Askeri Coğrafyası adlı kitabın yazarı olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hamik Sayatyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de kitabın ilk bölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Sayatyan, kitaptaki bir dizi önemli araştırmalardan bahsetti. Batı Ermenistan ve Artsakh'ın askeri coğrafyasına genel bir bakış sunarak özellikle stratejik çözümler gerektiren önemli askeri konuları vurguladı. Askerin ahlaki ve psikolojik durumunu her zaman yüksek tutma, onu bilgiyle besleme becerisine değindi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masunk adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Blanuhi Koçarı adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.